Kaldığımız yerden devam edelim haydi. Şimdi isyanlara karşı TBMM'nin almaya çalıştığı önlemlerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Arkadaşlar TBMM'nin isyanlara karşı almaya çalıştığı önlemler şunlar. Meclisin çıkarttığı yasalar arasında da bahsettiğimiz Hıyanet-i Vataniye Kanunu bunlardan bir tanesi. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları önlemek için çıkarıldı bu kanun. İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Yine Firaller Kanunu'nun çıkarılmasıyla birlikte İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na göre isyancılar İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak cezalandırıldı. Arkadaşlar İstanbul Hükümeti'nin yaptığı anlaşmalar yok sayıldı ve İstanbul'la tüm resmi haberleşme kesildi. Sadece bununla da kalınmadı. Arkadaşlar az önce bahsettiğimiz Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsamında yargılanan ilk isim Damat Ferit oldu. Tabi bu gıyabi bir yargılama. Damat Ferit'i tutup yakalamadılar, tutuklamadılar ama Damat Ferit gıyabi de olsa Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsamında yargılanan ilk isim oldu. Bundan başka yine isyanlara karşı meclisin aldığı bir başka önlem olarak İstanbul hükümetinin Mondros sonrasında kurduğu nasihat heyetlerine karşı TBMM ise irşat heyetlerini kurdu. İstanbul hükümetinin nasihat heyetlerine karşı TBMM tarafından irşat heyetleri kuruldu. Yine bir başka önlem isyanlara karşı. Arkadaşlar bu isyanların yaşanmasında dini kışkırtmalar, dini duyguların istismarı ağır basmaktaydı. Bunun önüne geçmek için TBMM şöyle bir adım attı. İstanbul'da Şeyhülislam Gürizade Abdullah'ın milli mücadeleyi suçlayan ve milli mücadeleler hakkında ithamlarda bulunan fetvasına karşın Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ve beraberindeki din adamlarıyla birlikte bir karşıt fetva yayınlandı. İstanbul'daki Dürüzade Abdullah'ın fetvasına karşı Anadolu'da Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ve beraberindeki din adamları tarafından bir karşıt fetva yayınlandı. Tamam. TBMM'nin isyanlara karşı almaya çalıştığı önlemler arasında bunlar yer almaktaydı. Şimdi buraya geçmiyoruz. Bir iki başlık, slaytta yer almayan iki başlıktan daha bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Sevr Barış Anlaşması, bir diğeri de Bilecik Görüşmeleri. Arkadaşlar Sevr Barış Anlaşması bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında Osmanlı ile yapılacak olan Barış Anlaşması Paris Barış Konferansı'nda hazırlanacaktı. Lakin Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri Osmanlı'yı paylaşma konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle bu barış anlaşmasını ileriki bir tarihe bıraktılar. Osmanlı ile yapılacak olan barış anlaşmasının taslağını belirlemek için İtalya'nın San Remo kentinde bir konferans toplandı. Nisan 1920'de toplanan bu konferansta Sevr Barış Anlaşması'nın taslağı hazırlandı ve 1920'nin Ağustos'unda da Osmanlı Devleti adına Reşat Halis Bey, Rıza Tevfik Bey ve Hadi Paşa'dan oluşan bir heyet Sevr'de bu anlaşmayı imzaladı. Sevr Barış Anlaşması bu şekilde hazırlanıp imzalandı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Sevr Barış Anlaşması başından beridir TBMM tarafından yok sayılarak hareket edildi, yok sayıldı. Çünkü bu anlaşma Türk milletinin boynuna geçirilmiş tam anlamıyla bir kement. Yani idam sehpasına oturtuluyor Türk milleti bu anlaşmayla maalesef ki. TBMM daha sonrasında Sevr'i imzalayanları zaten vatana ihanetle suçlayacak. Sevr Barış Anlaşması'nın içerisinde neler var? Aslında işgaller konusunda pek de yeni bir şey yok. Mondros'tan sonra İtilaf Devletleri zaten Osmanlı topraklarını, Anadolu dahil Osmanlı topraklarını karış karış işgal etmeye başlamıştı. İşte Mondros sonrası ilk işgal İngilizlerin gerçekleştirdiği Musul'un işgaliydi. İşte önce İngilizler Antep Urfa çevresine asker çıkartmıştı, sonra burayı Fransızlara bırakmışlardı.
İşte Boğazlar bölgesinde İtilaf Devletleri'nin ortak kuvvetleri yer almaktaydı. Fransa Zonguldak'a asker çıkarttı. İngiltere Merzifon, Amasya dolaylarına asker çıkarttı. Kars'a asker çıkarttı. Yani Anadolu'da paylaşımlar Mondros'tan sonra tam hız başlamıştı. Sel Barış Anlaşması ile aslında daha önceden bildiğimiz bu paylaşımlar, İtilaf Devletleri'nin kendi aralarında yapmış olduğu bu paylaşımlar kendilerince resmiyete döküldü. Sel Barış Anlaşması'nda Antep, Urfa, Maraş çevresi, Suriye, Lübnan dolayları Fransa'ya bırakılıyor. Musul, Kerkük, Irak, Arabistan, Filistin bölgesi İngiltere'ye bırakılıyor. Doğu Anadolu'da Ermeni devletinin kurulmasına karar veriliyor. Güneydoğu Anadolu'da Kürtler de isterse bir devlet kurabilecektir deniyor. Batı Anadolu bölgesinde Batı Anadolu bölgesi ve Doğu Trakya Yunanistan'a veriliyor. İzmir Türk toprağı sayılacak ama Yunanlılar tarafından yönetilecek deniyor. İstanbul Türklerde kalmayı sürdürecek ama Anadolu'daki mücadele devam ederse İstanbul'da Türklerden alınacak ki bunu daha önce İstanbul'un resmen işgalinin ardından da söylemişlerdi. Aynısı gene Sevde de yer alıyor. Boğazlar konusu bizim uzun süredir dış politikada gündemde olan meselelerimizden bir tanesiydi. Mondros Anlaşması'yla, Mondros Ateşkesi'yle Boğazlar çevresi İtilaf Devletleri'nin işgaline açılmıştı. Sel Barış Anlaşması'yla ise Türklerin Boğazlar'daki varlığı tamamen yok sayıldı, silindi, atıldı, görmezden gelindi. Nasıl bir hüküm var Boğazlar'la ilgili? Deniyor ki Boğazlar çevresi uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, komisyonun Türk delegesi dahi bulunmayacak ve bu komisyonun kendine ait bir bayrak ve bütçesi bulunacak. Yani Boğazlar üzerinde bildiğiniz bağımsız bir yönetim kuruyorlar. Türkleri tamamen dışlayan, Türk tarafını tamamen dışlayan, kendilerince bağımsız bir yönetim kuruyorlar. Biz Boğazlar konusunu Lozan Anlaşması'nda, Lozan Barış Anlaşması'nda tam olarak istediğimiz şekilde olmasa da istediğimize biraz daha yakın hale getireceğiz. 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi ile de tam olarak istediğimizi elde edeceğiz Boğazlar meselesinde. Bundan başka arkadaşlar, Sel Barış Anlaşması'nın hükümleri arasında neler yer alıyor? Osmanlı ordusu iç güvenliği sağlayacak küçük bir jandarma birliği düzeyine çekilecek. Ağır silahları, donanması bulunmayacak. Donanması sadece 13 ufak gemiden ibaret olacak. Osmanlı maliyesi İtilaf Devletleri'nin kontrolünde yer alacak. Yani Sel Barış Anlaşması'yla bizi lime lime doğruyorlar. Ekonomik anlamda. Topraklarımızı, her şeyimizi lime lime doğruyorlar. Arkadaşlar, Sel Barış Anlaşması imzalanmış olsa da yürürlüğe girememiştir. Çünkü hatırlarsanız, burada son işleyebildiğimiz konularda anlatmıştık. 1909'da anayasada kanun esasında bir takım değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerden bir tanesi de uluslararası anlaşmaların meclis tarafından, parlamento tarafından onaylanmasıydı. Sevr'in imzalandığı tarihte Meclis-i Mebusan kapalı olduğu için bu anlaşma meclis tarafından onaylanmadı. Yani hukuken yürürlüğe giremedi. Osmanlı Devleti, daha doğrusu Damat Ferit Hükümeti bu duruma kendilerince şöyle bir çözüm buluyorlar. Bir saltanat şurası topluyorlar Vahdettin Başkanlığı'nda ve bu saltanat şurasında anlaşmayı oldu bittiye getirerek kabul ediyorlar. Lakin TBMM bu anlaşmanın meclis tarafından onaylanmadığı için başından beridir hukuksuz olduğunu savundu ve bu anlaşmanın reddi ve iptali için milli mücadele gerçekleştirildi. Arkadaşlar, Sevr Barış Anlaşması konusu bu şekilde. Tekrar söylüyorum, Sevr'i imzalayanlar TBMM tarafından vatan haini ilan edilecekler. Bundan başka slide'de yer almayan bir başka başlığımız daha var demiştik. O da Bilecik görüşmeleri. 5 Aralık 1920'de gerçekleşti Bilecik görüşmeleri. Hatırlarsanız daha önce temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmasından bahsetmiştik.
Amasya görüşmeleriyle oluyordu bu. Amasya protokolü ya da Amasya görüşmeleri dediğimiz gelişmeyle oluyordu bu. Şimdi de TBMM'nin İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmasından bahsediyoruz. Bu da bir başka gelişme olan Bilecik görüşmeleriyle oluyor. 5 Aralık 1920'de Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'nın da bulunduğu TBMM heyetiyle İstanbul hükümeti heyeti arasında Bilecik'te bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeyle TBMM İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmış oldu. TBMM'nin siyasi varlığını İstanbul hükümeti resmen tanımış oldu. Arkadaşlar, Bilecik görüşmelerine katılan İstanbul hükümeti heyeti, TBMM heyeti tarafından kaçırılarak Ankara'ya götürülecek ve bu isimlerin milli mücadeleye katıldığı ilan edilecek. Daha sonra bu kişiler, işte Ali Rıza Paşa, Salih Paşa gibi isimler var bu heyette. Daha sonrasında bu heyetteki kişiler İstanbul'da milli mücadele aleyhinde çalışmayacakları sözünü vererek serbest bırakılacaklar. Bu da Bilecik görüşmelerinin ardından yaşanan enteresan bir gelişme. Peki, birinci TBMM konusunu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Birinci meclis konusu, birinci TBMM ünitesi bu şekilde sona ermiş oluyor. Bir sonraki konumuz milli mücadele konusu. Kurtuluş Savaşı cepheler konusu. Oraya geçeceğiz. Başlayalım mı? Bu konuyla alakalı, 1. TBMM ile alakalı sorusu olan varsa açsın mikrofonunu. Hemen sorsun sorusunu. Buyurun. Peki. Yok. O zaman durmak yok. Bir sonraki konuya geçelim. Milli mücadele cepheler konusuna başlayalım bakalım. Arkadaşlar, milli mücadele, Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda cepheler konusuna başlayalım. Kurtuluş Savaşı'nda 3 tane cephemiz var bizim. Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesi. Kurtuluş Savaşı'nın ilk cephesi Doğu cephesidir. Biz de Doğu cephesiyle başlayacağız. Peşinden Güney cephesini anlatacağız. Ve sonra da Kurtuluş Savaşı'nın aslında asıl cereyan ettiği Batı cephesine geçeceğiz. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın Doğu cephesinde Doğu cephesine başlayalım. Öncelikle Doğu cephesinde düzenli ordu mu, Kuvayi Milliye mi var? Doğu cephesinde düzenli ordu var. Ama TBMM'nin kurduğu düzenli ordu değil. İstanbul hükümetinden miras kalan, pardon, Osmanlı Devleti'nden miras kalan düzenli ordu var. Mondros'la birlikte tüm birlikler dağıtılmıştı ya hani. Kazım Karabekir bu emre uymadı. Kazım Karabekir emrindeki 15. kol orduyu Mondros sonrasında dağıtmadı. Ve Kazım Karabekir'in emrindeki 15. kol ordu Doğu cephesinde Ermeniler ve Gürcülerle mücadeleyi TBMM adına gerçekleştirdi. Bu arada Doğu cephesinde kimlerle mücadele ettiğimizi de söyledik. Doğu cephesinde Ermeniler ve Gürcülerle mücadele edildi. Önce Kazım Karabekir Eylül 1920'de Ermeniler üzerine harekete geçti. Ermenilerin işgal ettiği Kars çevresini işgalden kurtarıp Gümrü içlerine doğru ilerledi. Kazım Karabekir'in bu hareketi ve başarısı karşısında Ermeniler barış istemek zorunda kaldı ve böylelikle Gümrü Anlaşması imzalandı. 2-3 Aralık 1920'de Ermenistan ve TBMM arasında Gümrü Anlaşması imzalandı. Gümrü Anlaşması'nı TBMM adına imzalayan isim Kazım Karabekir. Buradaki savaşı kazanan, buradaki mücadelenin başında bulunan isim aynı zamanda Kazım Karabekir TBMM adına Gümrü Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmayla Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp, Iğdır dolayları TBMM'ye bırakıldı. Arkadaşlar, hatırlarsanız bu bölgeler 1878 Berlin Anlaşması ile kaybedilmişti 93 Harbi'nin neticesinde. Birinci Dünya Savaşı esnasında Brest-Litovsk Anlaşması ile bu bölgeleri Rusya savaştan çekilip Osmanlı'ya iade etmişti. Fakat savaş yıllarında hem İtilaf Devletleri'nin hem de Ermenilerin bu bölgedeki faaliyetleri bu toprakların yeniden elimizden çıkmasına neden olmuştu.
Arkadaşlar Gümrü Anlaşması'yla Ermenistan Sevr'i tanımamayı kabul etti. Gümrü Anlaşması'yla Ermeniler iddialarından vazgeçti. Yani artık Ermeniler Doğu Anadolu'dan toprak talep etmeyecek. Bundan başka Gümrü Anlaşması'yla tehcir esnasında suça karışmamış olan, eli silah tutmamış olan Ermeniler 6 ay içerisinde Türkiye'ye dönebilecek. Daha önce tehcirle göçe zorlanan fakat eli silah tutmamış, suça karışmamış olan Ermeniler 6 ay içerisinde geri dönebileceklerdir denmiştir. Arkadaşlar Gümrü Anlaşması'nın içeriğinde bunlar var. Peki Gümrü Anlaşması'nın milli mücadele açısından önemi ne? Bu değerlendirme çok çok daha kıymetli. Arkadaşlar Gümrü Anlaşması TBMM'nin Ermenilere karşı kazanılan bu zafer TBMM'nin ilk askeri ve siyasi zaferidir. Gümrü Anlaşması TBMM'nin ilk askeri ve siyasi zaferidir. İlk defa bir anlaşmada TBMM adı Türkiye Devleti ismi geçmiştir. Ermenistan TBMM'yi tanıyan ilk yabancı devlet olmuştur bu anlaşmayla. Tekrar edelim. TBMM'nin ilk uluslararası askeri siyasi zaferi, ilk defa TBMM ve Türkiye Devleti adı geçti. Ermenistan TBMM'yi tanıyan ilk devlet oldu. Yine Ermenistan Sevr'i tanımamayı kabul eden ilk yabancı devlet oldu. Gümrü Anlaşması'nın önemi dediğimizde, değerlendirmesi dediğimizde bunları muhakkak hatırlayalım. Bunlar oldukça önemli Gümrü Anlaşması'na dair. Arkadaşlar, Gümrü Anlaşması'yla Doğu sınırımız ilk defa çizildi Kurtuluş Savaşı sürecinde. Ama bu çizilme bir resmiyet kazanmaya dönüşemedi. Sebebi de şu, Gümrü Anlaşması imzalandıktan 2 gün sonra Sovyet orduları, Rus orduları, Sovyet Rusya orduları Ermenistan'ı işgal etti. Ve Gümrü Anlaşması imzalanmış olsa da yürürlüğe giremedi. Tamam. O nedenle Gümrü Anlaşması'yla Doğu sınırımız ilk defa çizilmiştir diyoruz demesine. Ama Doğu sınırımız ilk defa resmiyet kazanmıştır diyemiyoruz. Bunu ancak Kars Anlaşması'nda, Moskova Dostluk Anlaşması'nda söyleyeceğiz. Daha sonra Kars Anlaşması'yla da Doğu sınırımız kesinlik kazanacak. Bu Kurtuluş Savaşı cepheler konusunda bu bahsettiğim anlaşmalardan teker teker bahsedeceğiz. Ama bugün, ama haftaya anlatabildiklerimizi bugün, anlatamadıklarımızı önümüzdeki hafta anlatacağız. Bundan başka Gümrü Anlaşması ile alakalı, Doğu Cephesi ile alakalı sizin sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun mikrofonlara. Yok. Peki. Misak-ı Milli'yi tanımış oluyor. Aynen öyle. Bu söylediklerimiz dolaylı olarak Ermenistan'ın Misak-ı Milli'yi tanıması manasına geliyor. Toprak talebinde bulunmayacak, iddialarından vazgeçecek, Sevr'i tanımayacak. Ermenistan bu böylelikle Misak-ı Milli'yi tanımıştır diyebiliriz. Peki, rica ederim. Devam edelim. Katılım sayısı artacağına azalmış. Boş, bugün geçen haftalardan daha az zaten katılım. Millet nerede? Anlamadım valla. Şu an 5 kişi var. 6'ydı, 5'e düştü. Koptu herhalde bir arkadaş. Dolunay da buradaydı, o çıkmış. Peki, şimdi biz Güney Cephesi'ne geçelim. Arkadaşlar Güney Cephesi'nde işgal gücü Fransa. Fransız işgal kuvvetleri var ve de bunun yanında bir de Ermeni çeteleri var Güney Cephesi'nde. Peki Güney Cephesi'nde TBMM adına savaşı düzenli ordu mu yaptı yoksa Kuvayi Milliye mi? Kuvayi Milliye. Güney Cephesi'nde savaşan Kuvayi Milliye'dir. Tamam. Tabii bu şu anlama gelmesin. TBMM Güney Cephesi'ni kaderine terk etmedi. Gönderdiği komutanlarla Güney Cephesi'ndeki Kuvayi Milliye'yi teşkilatlandırdı, hareketlendirdi
ve Güney cephesindeki işgal altında illerimizde Kurtuluş Savaşı boyunca Huai milliye güçleri çarpıştı Fransızlara ve Ermeni çetelerine karşı. Arkadaşlar, Güney cephesinde işgal altında olan illerimiz Adana, Antep, Urfa, Maraş bölgesi. Arkadaşlar, bu illerimizden hangilerinde hangi direniş önderleri yer alıyor? Maraş'ta direnişin başında Sütçü İmam var, bildiğiniz gibi. Bir de Rıdvan Hoca var. Rıdvan Hoca kalesinde Türk bayrağı dalgalanmayan yerde namaz kılınmaz diyor. Urfa'da Ali Sahip Bey var. Antep'teki direnişin başında Şahin Bey var. Antep'te yine Kuvayi Milliye'nin önemli isimleri arasında yer alan bir başka kişi Karayılan. Yine Antep'teki direnişin önemli sembol isimlerinden bir diğeri. Şahin Bey'in şehit düşmesinin ardından TBMM Antep'teki direnişin başına Kılıç Ali Paşa'yı gönderiyor. Yine o da buradaki direnişte görev almış önemli isimlerden. Adana bölgesindeki direnişin sembol isimleri arasında ise Karahisalı müftüsü Mehmet Hoca yer almakta. Tufan Bey var yine Adana'da görev yapan isimler arasında, TBMM'nin gönderdiği, görevlendirdiği kişiler arasında. Arkadaşlar, Güney cephesinde bu saydığımız direniş önderlerinin hepsi erkekler. Sanmayın ki burada kadınlar yoktu. Kadınlar da var. Güney cephesinde kadınlarımız da önemli işler başardı. Tayyar Rahim olsun, kılavuz atıcı olsun, Güney cephesindeki direnişte önemli yer tutan kişiler arasında yer almaktadır. İşte kılavuz atıcı Fransız, bir grup Fransız askerini yanlış yol göstererek tuzağa çekmiş ve Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından yok edilmesini sağlamıştır. Tayyar Rahim'e Osmaniye'de erkeklerin duraksadığı anda düşman üzerine taarruz gerçekleştirmiş, taarruza kalkışmış ve bu taarruz esnasında, bu çarpışma esnasında da şehit düşmüştür. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde işte Gördesli Makbule gibi önemli kadın semboller var. Güney cephesinde de bunun benzerleri var. Tayyar Rahime'yi ve Kılavuz Atıcı'yı da bu vesileyle almış olduk. Daha önceden adını duyan isimler de vardır. Evet, Hatay Dört Yol'da Koca Ömer, Mehmet Çavuş, bu isimler de var. Ki Hatay Dört Yol biliyorsunuz, Mondros sonrasında ilk silahlı direnişin gerçekleştiği yerde Hatay Dört Yol. Orayı da, Hatay'ı da yine Güney cephesiyle birlikte tabii anmış olalım. Arkadaşlar, Güney cephesini kapatan gelişme ne? Güney cephesini kapatan gelişme buradaki savaş değil aslında. Batı Anadolu'da kazanılan, Batı cephesinde kazanılan bir zafer. Sakarya Meydan Muharebesi. Yunanlara karşı kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Fransa hükümetiyle 1921 Ankara Anlaşması imzalandı. Ankara Anlaşması'yla, 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransa işgal birliklerini çekti. Suriye'deki Türk toprağı, Suriye'deki Cebel Kalesi Türk toprağı sayıldı. Hatay Suriye'ye bırakıldı ama Hatay'da özel bir idare kuruldu. Hatay'da dil Türkçe olacaktı. Hatay'ın yönetiminde Türkler söz sahibi olacaktı. Bunlar artı iki devlet arasında esir değişimi anlaşması yapıldı. 1921 Ankara Anlaşması'yla bunlar gerçekleşti. Arkadaşlar, TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransa oldu. Tamam mı? Fransa TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti oldu. Tabii şunu söylemek lazım, kafa karışmasın, yanlış bir çıkarım olmasın. Arkadaşlar, TBMM'yi, Anadolu'yu boşaltan ilk devlet Fransa değil. Anadolu'dan çekilen ilk devlet aslında İtalya. Sakarya Meydan Muharebesi'nin hemen ardından İtalya çekiliyor. Anadolu'daki birliklerini tamamen geri çekiyor. Ama İtalya çekilirken onlarla bir anlaşma yapılmadığı için İtalya TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devletidir diyemiyoruz. TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti bu anlaşmayı, 1921 Ankara Anlaşması'nı imzalayan Fransa oluyor. Tamam mı? 1921 Ankara Anlaşması'nın adı Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yine geçecek.
Bu arada Ankara Anlaşması'nı TBMM adına imzalayan isim o dönemki dışişleri vekilimiz olan Yusuf Kemal Bey. Yusuf Kemal Tengirşenk tam adıyla. Peki arkadaşlar, Güney Cephesi'ni de böylelikle kapatabiliriz. Fakat Güney Cephesi'ni kapatmadan önce bir şeye daha değinmemiz lazım. Bu cephede bazı illerimize de derken zaten hangilerinin olduğu hemen anlaşılacak, unvan ve madalyalar verildi. İstiklal madalyası verildi. Hangi illere unvan ve istiklal madalyası verildi? Arkadaşlar, istiklal madalyasının ilk verildiği yer aslında bir ilimiz değil, Kastamonu'nun bir ilçesi, İnebolu. İnebolu ilk istiklal madalyası verilen yerdir 1924'te. Lakin Güney Cephesi ile alakası yok. İlk istiklal madalyası verilen ilimiz Maraş 1925'te. Bu daha önce lisans KPSS'de soruldu. İlk istiklal madalyası verilen ilimiz Maraş'tır. Bundan başka daha sonrasında istiklal madalyasını alan ilimiz, orası neresi? Bilen var mı? Antep. Ama Atatürk döneminde değil, daha sonra. İkinci istiklal madalyası verilen ilimiz Antep oldu. Arkadaşlar, üçüncü istiklal madalyası verilen ilimiz de Urfa. O çok yakın tarihte. 2016'da Urfa'ya istiklal madalyası verildi. O dönem orada bir kabine toplantısı gerçekleştirilmişti. Urfa'ya da istiklal madalyası bu vesileyle verildi. En son istiklal madalyası alan ilimiz Urfa. Arkadaşlar, bundan başka bir de dedik ki unvanlar var. Hangi illerin unvanları aldığını biliyorsunuz. Atatürk döneminde unvan verilen tek ilimiz Antep. Gazi unvanı verildi, bildiğiniz gibi Antep'e. İkinci unvan alan ilimiz Atatürk döneminde değil, daha sonrasında Maraş oldu. Kahraman unvanı verildi bildiğiniz gibi. Ve son unvan verilen ilimiz gene Urfa. Urfa şanlı unvanını aldı. Şanlıurfa oldu bildiğiniz gibi. Bunlar sırasıyla, kronolojik olarak sırasıyla, tarih sene sene ezberlemenize zaten gerek yok. Boşuna aklınıza yük olmasın. Sırasıyla unvan ve istiklal madalyası verilen yerler bunlar. Burada ilklere ve Atatürk döneminde olanlara dikkat etmeniz lazım. Atatürk döneminde işte Kastamonu'nun ilçesi İnebolu'ya istiklal madalyası verildi. Bir de akabinde Maraş'a istiklal madalyası sunuldu. Atatürk döneminde unvan verilen tek il ise Antep oldu. Gazi unvanını aldı. Bu kısmı ilkler ve Atatürk döneminde olanlar kısmı daha da önemli. Buraya özellikle dikkat edin. Tabii son da önemli. Son istiklal madalyası verilen yerde Urfa, yakın tarihte oldu. Gelelim Batı cephesine. Güney cephesi ile alakalı bir sorunuz var mı? Güney cephesi ile alakalı sorunuz yoksa Batı cephesine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nın asıl cereyan ettiği yer Batı cephesi. Süremiz de azalıyor. Batı cephesine çok şey yapamayacağız, anlatamayacağız, çok ilerleyemeyeceğiz. Bir giriş yapalım. Batı cephesinde karşımıza kimler var? Arkadaşlar, Batı cephesinde işgal kuvveti olarak Yunanistan ve İtalya var. Yunanlılar ve İtalyanlar Batı cephesinde işgal kuvveti bulunduruyor. Batı cephesinde düzenli ordu mu savaşçı, Kuvayi Milliye mi? İkisi de. Önce Kuvayi Milliye vardı, sonra düzenli orduya geçildi. Batı cephesinde önce Kuvayi Milliye, sonrasında ise TBMM'nin kurduğu düzenli ordu çarpıştı, savaştı. Arkadaşlar, Batı cephesinin oluşumunda katkısı bulunan bölgesel kongreler arasında Balıkesir ve Alışehir kongreleri yer alıyordu. Batı cephesinin oluşumunu hatırlayacak olursak, Sivas Kongresi'nde oluşturulan temsil heyeti, Mustafa Kemal Başkanlığındaki 15 kişilik temsil heyeti, yürütme yetkisini ilk defa Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na tayin ederek kullanmıştı. Ali Fuat Paşa temsil heyeti tarafından Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na tayin edilmişti. Daha sonra Ali Fuat Paşa emri altındaki Kuvayi Milliye birlikleriyle beraber Gediz taarruzunu denedi. Gediz taarruzunu gerçekleştirdi. Gediz taarruzunda yaşanan başarısızlığın, alınan yenilginin ardından TBMM Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'ndan alıp
Moskova elçiliğine gönderdi. Ve yerine de İsmet Paşa'yı tayin etti. Akabinde 8 Kasım 1920'de düzenli ordunun kurulmasına dair yasa çıkarıldı. Hemen ertesi gün ise Batı cephesi ikiye ayrıldı. Kuzey-Batı cephesi ve Güney-Batı cephesi. Kuzey-Batı cephesi dediğimiz işte İzmir, Aydın bölgesi. Burada işgal kuvveti olarak Yunanlılar var. Kuzey-Batı cephesinin başında ise İsmet Paşa bulunuyor. Güney-Batı cephesi dediğimiz yer Muğla, Antalya'ya uzanan bölge. Muğla, Antalya ve Konya'ya uzanan bölge. Bu cephenin başında, Güney-Batı cephesinin başında ise Refet Bele, Refet Paşa var. Tamam. Kuzey-Batı cephesinde İsmet Paşa, Güney-Batı cephesinde ise Refet Paşa yer almakta. Daha sonra kazanılan başarıların ardından İtalya geri çekilince Güney-Batı cephesi kapatılacak ve tüm güçler kuzeyde İsmet Paşa'nın emri altında birleştirilecek. Peki Batı cephesinin oluşumu bu şekilde. Arkadaşlar Batı cephesindeki savaşlarımız sırasıyla 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Meydan Muharebesi ve Büyük Tarus. Arkadaşlar bu savaşlardan 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir başından sonuna savunma savaşı. Sakarya Meydan Muharebesi için kitaplarda dönüşümlü yazar yanında. Nasıl dönüşümlü, ne anlam ifade ediyor bu? Sakarya Meydan Muharebesi bir savunma savaşı olarak başlamıştır. Fakat Yunanlıların geri çekilmesi, bozguna uğramaya başlamasıyla birlikte taarruza dönüşmüştür. O yüzden Sakarya Meydan Muharebesi için dönüşümlü denir. Savunma olarak başladı, taarruz olarak neticelendi. Ki Türk tarihinin 2. Viyana'dan beridir süre gelen geri çekilişinin de sona ermesi manasına geliyor Sakarya Meydan Muharebesi. Anlatacağız önümüzdeki hafta bu konuyu. Büyük taarruz zaten adı üstünde. Batı cephesinde taarruz olarak başlayıp yine taarruz olarak sona eren tek savaşımız da Büyük taarruzdur. Bu savaşlardan, Batı cephesindeki bu savaşlardan yenilgiyle sonuçlanan ilk ve tek savaş Kütahya-Eskişehir Savaşları. Tek yenilgi Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda, diğerlerin hepsi 1. TBMM, TBMM tarafından kurulan düzenli ordunun kazandığı zaferlerle neticelendi. Arkadaşlar Batı cephesinin oluşumunu anlattık. Batı cephesinin oluşumu bu şekildeydi. Şimdi Batı cephesindeki savaşlara da artık bugün çok az zamanımız kaldı. Bugün geçmeyelim, onu önümüzdeki hafta anlatırız. Birinci İnönü ile başlayıp diğer savaşlarla devam edeceğiz. Önümüzdeki haftada Batı cephesindeki savaşları tamamlarız. Umuyorum Lozan'da anlatacak zamanımız olur. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler konusu önümüzdeki hafta biter. Ondan sonraki konular zaten çok çok daha hızlı, seri şekilde akıp gidiyor. Var mı bugüne dair herhangi bir sorunuz? Peki arkadaşlar, o zaman bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrardan buluşuruz. Dersi kaçıran arkadaşlar YouTube'dan yine izleyebilirler. Bunları da akşama yükleyeceğim. Vatandaşlık dersinde şehir